Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Ben Bordo'dan Fransızca öğretmeniniz Uluhan. Bu videonun amacı 2020 yılında bir Slayoğlu yolculuğumuz oldu ve biliyorsunuz 2020 yılı diğer yıllara göre tamamen bambaşka bir yıldı. Virüsler oldu, yollar kapandı, daha sonra uçaklar bitti artık, uçaklar kesildi, aylar boyunca yavaş yavaş şimdi uçmaya başladılar derken bu yıl bayağı bir belirsizlik yılıydı. Acaba Türkiye'ye nasıl gidebiliriz, nasıl yapabiliriz gibi. Ve biz 19 Haziran 2020 yılında yola çıktık. 22 Haziran galiba 2020 yılında İzmir'e vardık. Bordo İzmir yolculuğu yaptık. Yolculuğumuz sırasıyla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye olarak devam etti arkadaşlar. Bu yolculuğumuzun her etabını en başından en sonuna kadar bütün yol durumlarını, sınır geçişlerini, yollarda yaşadığımız problemleri ve bu problemleri nasıl aştığımızı sizlere gösterdim arkadaşlar. Biliyorsunuz Slayoğlu'na çıkan arkadaşlarımız yaklaşık 2 gün içerisinde maksimum Türkiye'ye varıyorlar. Ama bizim yolculuğumuz yaklaşık 3,5 gün sürdü. Uzun bir yolculuk oldu arkadaşlar. Bunun belli başlı sebepleri var. Başımıza kötü olaylar geldi yollarda. Ve ben bu kötü olayların hepsini canlı canlı sizlere bu videoda gösteriyor olacağım. Özellikle de Bulgaristan'dan geçeceksiniz arkadaşlar. Çok çok dikkat etmelisiniz. Bu videonun içerisinde bütün yol durumlarını ve ayrıca Bulgaristan'da başımıza gelen kötü olayı ve nasıl çözdüğümüzü sizlere gösteriyor olacağım. Eğer ki Slayoğlu'na çıkacaksanız kesinlikle bu videoyu önceden izlemelisiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar, günaydınlar mı desem, artık iyi geceler mi desem, şu anda saat Fransa saatiyle gece 2:35 geçiyor ve biz biraz sonra yola çıkacağız. Böyle çıkmak istedik, gece çıkmak istedik planlarımıza göre. Çünkü geçeceğimiz ülkelerden mesela İtalya'dan özellikle de akşam geçmeyi istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok fazla trafik oluyor İtalya'da akşamları. Belki şu an farklıdır ama biz böyle düşünüyoruz. İlk istikamet olarak Bordo'dan Valence'a gideceğiz. Valence yine Fransa'nın bir şehri. Orada eşimin ailesi var. Onları bir göreceğiz yolumuzun üzerinde. Daha sonra oradan tekrar yola çıkıp İtalya'ya doğru yola koyulacağız. Zaten ben yol boyunca sizlere storyler atıyor olacağım. Eğitimlere vesaire tabii ki de devam ediyorsunuz arkadaşlar. Benim yolda olmam hiçbir şeyi değiştirmiyor sizler için. Hemen eğitimlere giriş. İki araba çıkacağız yola. Bir arabada biz olacağız. Ben, eşim ve çocuklar. Diğer arabada ise annem ve babam olacak arkadaşlar. Bordo'dan İzmir'e gideceğiz. Çok fazla yatamadık aslında. Dün akşam saat 10'a kadar falan arabaları ayarladık. Bir 5 saat kadar yattık. Şimdi geri uyandık ve yola çıkacağız. Ben yolda durumlarını vesaire sizlere gösteriyor olacağım. Özellikle de arabayla gitmek isteyen arkadaşlarımıza bir gid olmuş olacak aslında bu. Bir yol gösterici olmuş olacak. Çok fazla arabayla seyahat taraftarı değilim. Bunun nedenini zaten sizlere sonraki sorularda anlatırım. Artık yola çıkma vakti geldi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yaklaşık 6 saat süren bir yolculuk sonunda Valence'a vardık arkadaşlar. Burada bir 2 saat kadar dinleneceğiz, bir kahvaltı edeceğiz. Daha sonra tekrardan yola koyulacağız inşallah. Bu arada gönderdiğiniz güzel mesajlar için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İtalya sınırına çok yaklaştık arkadaşlar. Fransa neredeyse bitti. Fransa'da şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. İtalya sınırında bakalım bizlerden ne isteyecekler? Acaba dokümanlar, işte sağlık testi, daha sonra korona testi vesaire bir şeyler isteyecekler mi? Veya bilmiyorum. Bakacağız neler çıkacak karşımıza. İtalya sınırımızı geçtiğimiz zaman sizlere tekrardan story atmaya devam edeceğim. Bu arada eğer ki İtalya'dan önceden geçtiyseniz lütfen bana yazın. Bakalım bir şeyler istediler mi sizlerden. İtalya gümrüğünü geçtik arkadaşlar yaklaşık 1 saat önce. Geçerken biraz zorluklar yaşadık. Özellikle de Fréjus tünelini geçerken
Mesela geçişte bir tane bile açık yol yoktu. Hepsi kapalıydı ve yolu açmaları 15 dakika sürdü. Bayağı aslında bir panik yaşadık gibi oldu. Acaba yollar tekrardan mı kapandı mı diye. Ve 15 dakika sonra sadece bir tane yol açtılar. Eğer ki Fréjus tünelinden geçecekseniz ve yolları kapalı görürseniz panik yapmayın, açıyorlar. Yani ben 15 dakika bekledim, sonra açtılar. İtalya'ya geldikten sonra kesinlikle bu kahveden içmelisiniz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Meşhur İtalyan kahvesi bu. Bunun ismi Ristretto. Çok acıdır. Aşırı derece dozu var. Ama bir tane içtiniz mi gözlerinizi fal taşı gibi açıyor böyle. Gelişmelerden sizi haberdar etmeye devam edeceğim. Arkadaşlar yaklaşık 12 saattir galiba araba kullanıyoruz. Kullanıyorum doğrusu. Bir saat kadar sadece kahvaltı için poz yapmıştık. Şimdi arabayı Ebru'ya verdim ve dinleneceğim biraz. Bu arada sizlere şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Avrupa içerisinde nasıl cep telefonunuzun internetini kullanabilirsiniz, ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim operatörüm SFR arkadaşlar, Fransa'da yaşayanlar bilirler. Ve benim Avrupa içerisinde ücretsiz internetim ve konuşmalarım mevcut. Mesela ben hep Avrupa ülkesi içerisinden gideceğim ama Sırbistan mesela Avrupa ülkesi değil arkadaşlar. Sırbistan'a geldiğiniz zaman internetinizi kapatmanız lazım. Unutursanız çok yüksek internet faturanız gelecektir. Diğer yerlerde açabilirsiniz. Sırbistan ve Türkiye'de internetinizi kapatın. Hatta bir fatura gelmişti. O yüzden 200 kilometre kala kapatıyorsunuz internetinizi ve Sırbistan'dan çıktıktan 200 kilometre sonra internetinizi geri açıyorsunuz arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Sırbistan'a gelmeden 100 kilometre önce, hatta yapabiliyorsanız 200 kilometre önceden internetinizi kapatın arkadaşlar. Benim başıma gelmişti çünkü. Sırbistan'ın sınırında ben internetimi kapatmıştım. Hırvatistan-Sırbistan sınırında. İtalya sınırını geçmek üzereyiz arkadaşlar. Az kaldı bitirmemize. Yakında Slovenya'ya gireceğiz. İtalyan yollarından bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Normalde İtalya yollarında çok araba olur. Buradan geçenler bilir zaten. Özellikle de öğle saatlerine geçiyorsunuz. Kesinlikle buşonlara, trafiğe takılırsınız. Ama normal zamandakine göre çok az bir trafikle karşılaştık. Normalde öğle saatlerine geçtiğimiz zaman burada en az 2-3 saat kadar böyle trafikte geçirebiliyorduk. Ama bu seferki trafik sadece 15 dakika sürdü. Onun dışında başka bir zorluk yaşamadık. Bir de İtalya'yı yaklaşık 10 saatte çıkmamızın sebebi ise İtalya'ya gelmişken bir de İtalya'nın pizzasını yiyelim istedik. O yüzden bir tane pizzeria bulduk ve orada oturup yaklaşık 1 saat, 1,5 saat kadar falan hem bir poz yapmış olduk hem de pizzasını yemiş olduk. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. İtalya'dan geçerseniz bir pizza yemeden geçmeyin yani. Bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. İtalya'da hiçbir benzinliğe ve hatta tuvalete maskesiz almıyorlar. Kesinlikle unutmayın maskeleri alıp giderken yanınızda. Maske olmazsa işiniz zor. Size bir de kahve ironisinden bahsedeceğim arkadaşlar. İtalya'dayım şu anda hala. Normal kahve bu kadar oluyor. Ristretto çok normal. Ve ben bir de büyük kahve bardağı gördüm ve dedim ki bana büyük kahve bardağında bir tane kahve verin. Normalde Fransa'da aldığımız zaman şuraya kadar dolduruyorlar. Bakın yani hiçbir farkı yok. İçine döksem hemen hemen aynı gelecek yani. Bu da İtalyan kahvelerinin farkı. Büyük isteyince de hemen hemen aynı veriyorlar yani. Değişen sadece bardak boyu oluyor. Arkadaşlar şu an itibariyle Slovenya'ya girdik ve pasaport kontrolünden geçtik. Aslında pasaport kontrolü denemez. Bir tane polis var ve arabada kim var kim yok hepsinin pasaportunu istiyor. Yani normal polis bile değil aslında. Böyle karanlığın içinde birisi bekliyor, böyle pasaportunuzu veriyorsunuz. Sadece tarihlere bakıyor ve bizi geçiriyor. Hiçbir şekilde test, işte virüsünüz var mı, hasta mısınız, ateşiniz var mı vesaire de bir soru sorulmadı. Şu anda Slovenya'dayız. Vinyetlerimizi aldık. Şu vinyetleri bilirsiniz zaten. Bunları aldık ve yarın sabah tekrardan yola çıkacağız. Biz size yine yolu bildiriyor olacağız. Şimdiden görüşmek üzere arkadaşlar. Slovenya'ya çıktık arkadaşlar. Gece saat 5 gibi uyandık ve tekrardan yola çıktık. Slovenya sınırını şimdi geçtik ve şu anda Hırvatistan'dayız. Sınırda hiçbir araba yoktu. Bir tane bile yoktu hatta önümüzde. Kimseler yoktu. Ve sınırdan içeri girerken bize sadece Hırvatistan'da mı tatil yapacağımızı yoksa zaten bizi görünce anladılar galiba. Türkiye'ye mi gidiyorsunuz dediler. Türkiye'ye gidiyoruz deyince direkt bıraktılar zaten. Çok büyük ihtimalle Hırvatistan'da tatil yapmak
şu anda yasak. O yüzden hani Hırvatistan'da tatil yapacağız deseydik bizi sınırdan içeri almayacaklardı. Biraz gittikten sonra durup kahvaltı edeceğiz. Sırbistan'a 100 kilometre kala interneti kapatacağım arkadaşlar. Ama merak etmeyin, ben yine sizlere videoları çekeceğim. Ama çok büyük ihtimalle Sırbistan'ı biraz geçtikten sonra atacağım. Görüşmek üzere. Kahvaltı molası için durduk arkadaşlar. Sizlere önemli bir bilgi vereceğim. Lütfen bunu unutmayın. Slovenya'nın en son petrol ofisi ile Hırvatistan'ın ilk petrol ofisi arasında yaklaşık 150-200 km var arkadaşlar. Yani Hırvatistan'a girdiğiniz zaman kesinlikle benziniz boş, az benzinle girmeyin. Deponuzu fulleyip girin, yoksa yolda kalabilirsiniz. Gelene kadar 2 veya 3 tane petrol ofisi gördük ve hepsi kapalı. Ona göre arkadaşlar Hırvatistan'a girerken benzin deponuzu doldurup girin. Arkadaşlar şu anda Sırbistan sınırını geçtik. Hırvatistan Sırbistan sınırı geçtik. Hırvatistan'ın yollarından bahsetmek istiyorum sizlere. Çok güzel. Hiç trafik görmedik. Yalnız dikkat edin, neredeyse her 100 kilometrede bir polisler radar tutmuşlar. Bildiğiniz polisler böyle kenarlarda saklanmışlar ve radar tutuyorlar. Hız limitini aşmamaya çalışın arkadaşlar Hırvatistan'da. Sırbistan'da ise girişte çok sıkı kontroller var. Geçen her 10 arabadan belki de 5 tanesini kontrol ediyor arkadaşlar. Çok çok dikkat edin Sırbistan'a girdiğiniz zaman. Bu kadar. Ben Sırbistan bitince de sizlere haber vereceğim. Ve sizleri gelişmelerden haberdar tutacağım, merak etmeyin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar Sırbistan'a girerken dediğim gibi ben telefonu kapattım. O yüzden sizlere story atamadım. Şu anda Bulgaristan'a geçtik. Sırbistan, Bulgaristan sınırını geçtik. Sınırda biraz sıra var ve çok yavaşlar. Neden bilmiyorum. Çok fazla araba da yoktu. Bu arada sınıra girerken, Bulgaristan'a girerken sizleri bir tane kağıt imzalatıyorlar. İşte virüs taşıyıcısı değilim ve Bulgaristan'da kalmak için gelmiyorum cinsinden bir kağıt sizleri imzalatıyorlar. Bunu dolduracaksınız. Başka bir şey var mı? Ha bir de arkadaşlar Bulgaristan'a girdiğiniz zaman hemen vinyetinizi alın. Çünkü gümrükten çıktıktan 100 metre sonra hemen polisler bekliyorlar. Artık polisler mi, kontrolcüler mi, nedir? Bekliyorlar ve aldığınız vinyetlere bakıyorlar. Vinyetlerinizi almayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Bu arada arkadaşlar daha ilk kez Bulgaristan'dan geçiyorum. Daha önce hiç Bulgaristan'dan geçmedim. Arabayla galiba bu Türkiye'ye 5. gidişim olacak. Arabayla gitmeyi zaten sevmeyen birisiyim. Ama bu sefer mecbur kaldık, biliyorsunuz arkadaşlar. Korona yüzünden uçaklar iptal olduğu için arabayla gitmek zorundayız. Ve Yunanistan çok büyük ihtimalle gelen Suriyeli mülteciler yüzünden bu sınır kapılarını kapattığı için bizlere maalesef Yunanistan'dan gidemiyoruz. Normalde ben hep Yunanistan'dan giderdim ve Yunanistan yollarını çok beğeniyorum. Böyle 3-4 şeritli sırf otoban yolları var. Çok güzel yolları oluyor Yunanistan'ın. Ama bu sefer nasip olmadı. Bulgaristan'dan geçeceğiz. Şu ana kadar her şey yolunda. Bulgaristan yolunu sanırım yarıladım şu anda. Gerekli olan bilgileri ben size Türkiye'ye girdiğim zaman tekrardan veriyor olacağım. Arkadaşlar başımıza ufak bir hani kaza değil de ufak bir talihsizlik geldi. Bulgaristan yolunda maalesef bir şey vardı. Çukur vardı ve oraya girdik. Otobanın ortasında çukur vardı maalesef. Ve arabanın bir tane tekerleği patladı galiba. Şimdi onu yaptırmaya geldik. Gece saat 10. Bakalım yapabilecekler mi? Patlamış. Buradan gitmiş. Arkadaşlar eşiniz veya akrabanız da varsa tanıdığınız lütfen sorabilir misiniz? Bununla acaba iş görür mü? Bununla şişirsek? Çünkü depan kovezon bu. Acaba bununla yapsak böyle 100 kilometre kadar Türkiye gidebilir miyiz? Lütfen bunun cevabını bana verin. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar arabanın lastiği özel bir lastikmiş. Patladığı zaman veya böyle indiği zaman değiştirilmesi gerekmiyormuş bu lastiğin. Zaten biz bu arabayı aldığımızda arabanın içerisinde yedek lastik yoktu. Lastikleri özel olduğu için. 80 km hızla yürüyebilirmişiz. Yani araba gidebilir mi 80 km hızla? Türkiye'ye son 100 kilometremiz kaldı. Türkiye'ye kadar gitmeye çalışacağız. Şu anda 50 kilometre hızla gidiyoruz arkadaşlar. Umarım Türkiye'ye kadar girebiliriz. Çünkü yani burada bu saatte kimseyi bulamıyoruz arabayı yapabilecek. Yavaş yavaş Türkiye'ye gitmeye çalışacağız. Ve Türkiye'ye girdiğimiz anda zaten canım ülkem. Yani
bir sürü kişi yardıma gelecektir. Gerek tamircisi olsun, gerek tekerlekçisi olsun. Size haberdar edeceğim. Maalesef gidemedik. Arkadaşlar kaldık burada. Otobanın kenarındayız. Fransa'daki asuransı arayıp ilgilenmelerini isteyeceğiz. Çocuklar kenardalar. Bunun öbür tarafındalar. Olması gerektiği gibi. Biz de otobanın kenarında böyle iki araba bekliyoruz. Türkiye'ye 70 kilometre kalmıştı. Şans. Her şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Böylelikle olur da ileride sizler böyle bir durumla karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Ben size her şeyi gösteriyor ve söylüyor olacağım. Şu anda Fransa'yı arıyoruz. Fransa'daki Direct Assurance'ı arıyoruz arkadaşlar. Kendileriyle iletişime geçeceğiz. Ve bakalım neler olacak. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Merak etmeyin. Böylelikle Türkiye'ye gelecek olursanız siz de bilmiş olacaksınız. Arkadaşlar görüştük Fransa'daki Direct Assurance'la. Kendileri arabamızın asuransı Tourisk olsa bile, Tourisk biliyorsunuz her şeyi kaplayan asurans. O olsa bile maalesef Tourisk'in içerisinde bile yurt dışında olsun veya olmasın lastik patlaması yokmuş. Sadece otobanda kaldığımız için bizi gelip buradan aldıracaklarmış ve etrafta herhangi bir garaja götürüp bırakacaklarmış. Gerisiyle kesinlikle ilgilenmediklerini söyler. Biz de mecburen kabul etmek zorunda kaldık. Yani demek istediğim şu, eğer ki asuransınız en yüksek asurans bile olsa, biliyorsunuz Direct Assurance Fransa'nın en çok tanınan asuranslarından bir tanesi ve Tourisk pası veriyor bile olsanız, otobanda bile kalsanız maalesef lastiğiniz patladığı zaman ilgilenmiyorlar arkadaşlar. Yani durum budur. Arkadaşlar selamlar hepinize. Sizlere dün gece yaşadıklarından bahsetmek istiyorum biraz. Biliyorsunuz story atamadım uzun bir süre boyunca. İnternet yoktu çünkü. Dün saat 12 gibi arabamıza olanları biliyorsunuz zaten arkadaşlar. İşte arabanın tekerleği patladı. Ve hemen bir gibi ben Fransa'daki asuransı aradım. Hemen gelip işte arabayı yapın diye. Veya alın götürün bir yerlere diye. Ve arkadaşlar asurans saat 3.30 gibi geldi galiba. Biz 2.5 saat boyunca otobanın kenarında çocuklarla birlikte, zaten biliyorsunuz 2.5 saat boyunca otobanın kenarında, o hani buz gibi hava diyeceğim çünkü gerçekten çok soğuktu hava, orada kalmak zorunda kaldık. Arabanın içinde oturamazdık, aşırı derece tehlikeli çünkü kamyonlar vızır vızır geçiyorlar yanında. Birçoğunun zaten uykusu var, Türkiye'ye az kalmış diye gaza basıp duruyorlar arkadaşlar. Tamircimizi kendimiz seçebiliyorduk arkadaşlar. Çünkü asuransımız bize dedi ki biz arabanızı alacağız oradan ve arabanızı istediğiniz tamirciye götürüp bırakacağız kapının önüne. Gerisine karışmıyoruz dedi. Hani ne parası olsun ne de bakımları olsun vesaire biz karışmıyoruz dedi. Biz de orada beklerken bir tane tamirci bulduk. Yaklaşık bulunduğumuz yere 10 dakika uzaklıktaydı. Çekici geldi. Bu tamirciye götürün biz dedik. Çekici bize kendilerinin zaten bir çekici olmadıklarını, ayrıca tamir de yaptıklarını söylediler ve istersek arabayı dün gece yapıp bize verebileceklerini söylediler. Yani aslında ben de çok korktum. Çünkü biliyorsunuz anlatılanları vesaire. Çünkü gecenin saat 3'ü insanlar geliyorlar, diyorlar ki arabanızı alacağız götüreceğiz, peşlerine takılacaksınız. Nereye gidecekler, ne yapacaklar? Hiçbir şey belli değil. Anlatılanları biliyorsunuz. Aslında işin doğrusu arkadaşlar, dün gerçekten kendimden çok utandım. Gerçekten hani bunu bütün içtenliğimle söylüyorum size. Çok utandım kendimden. Çünkü ben her zaman genelleme yapmak ve yani uyrukları işte bir kişi böyleyse hepsi böyledir vesaire demekten çok karşıyım arkadaşlar. Buna kesinlikle karşıyım ben. Ve bilirsiniz zaten Avrupa'da yaşıyorsanız işte Bulgaristan'da yaşayan insanların böyle çok kötü bir reputasyonu vardır. İşte orada sakın arabanızı durdurmayın, işte yanınıza yaklaşırlarsa kaçın vesaire. Maalesef hani biz bunlarla büyüdüğümüz için ve onların bizim içimizde böyle çok değişik bir reputasyonları oldu. Dün gece geldiler ve ben korka korka arabayı onların bagajlarını yükledim.
Kesinlikle arabayı onlara bırakmadım. Güvenemiyordum çünkü. Hiçbir şekilde güvenemiyordum. Benim hakkımda arabayı alacaklar ya kaçacaklar. Ya bizleri tenha bir yere götürüp hepimizi soyacaklar gibi. Böyle çok değişik şeyler geçiyor arkadaşlar aklımda. Aldılar arabayı. Götürdüler. Ve aklımdan geçenlerin hiçbiri de olmadı arkadaşlar. Ve ben gerçekten kendimden utandım yani. Böyle şeyler beslediğim için. Siz sakın yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Zaten yapmazdım ben. Ama neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Aldılar, götürdüler arkadaşlar. Gecenin 3'ünde o kadar güzel ilgilendiler ki. Arabamızın tekerleklerini değiştirdiler. İşte bizlere ikramlarda bulundular vesaire. Ve gecenin 3.30'unda arabayı bize teslim ettiler geri. Ve biz tekrardan geri yola çıktık. Bu da böyle bir anı oldu bizlere. Şimdi sizlere yapmamanız gereken bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok önemli. Özellikle de yurt dışında böyle arabanız durursa. Fransa'daki Gare d'Assurance bizlere aynen şunu söyledi arkadaşlar. Eğer ki arabanızın tekerleği şehir içinde patlasaydı veya otobanda olmasaydınız sizlere bir çekici dahi göndermeyecektik dediler. Çünkü çekicileri öyleymiş. Yani onların asuranslarında, kontratlarında öyleymiş. Ve sırf otobanda durduğu için araba bize sadece bir tane çekici gönderdiler arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelirken eğer ki arabanızda böyle bir sorun yaşarsanız ve otobana yakınsanız arkadaşlar arabanızı bir şekilde otobana çıkartmaya çalışın. Yoksa kesinlikle yardım etmiyorlar arkadaşlar. Unutmayın. Otobanda duracaksınız. Otobanın kenarında duracaksınız. Asurans'tan yardım alabilmek için arkadaşlar. Yoksa hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Ben bunu bilmiyordum. Dün yaşadım gördüm. Bizzat kendim yaşadım gördüm. Tecrübe edindim. Ve siz de bunu tecrübe etmeyin diye arkadaşlar bilin istiyorum. Neyse arkadaşlar oldu bitti geçti. Tecrübelerimizi edindik. Şimdi sizlere tekrardan yol durumlarından bahsetmek istiyorum. Geçen dün başladığımız ve devam ettiğimiz gibi. Bakalım yol durumları nasıl? Bulgaristan yolları kötü arkadaşlar. Gerçekten ben bunu tecrübe ettim, gördüm. Yani yol bakımından kötü. Böyle yoğunluk vesaire değil. Yolların kalitesi bakımından çok kötü bir ülke arkadaşlar. Otobanın ortalarında koca koca böyle delikler oluyor. Ve arabanızı deliklere sokup arabanızı kırabiliyorsunuz bile. Öyle kötü bir yolları var. Onun dışında yoğunluk olarak çok az kişi var yollarında. Bilmiyorum öncesi nasıldı ama biz çok rahat bir şekilde gelebildik. Yavaş yavaş geleceksiniz zaten. Onun dışında Bulgaristan'la ilgili ekleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi size bir de Bulgaristan ve canım ülkemizin sınırlarından bahsetmek istiyorum. Yani hangi testlerin yapıldığını sizlere söylemek istiyorum şimdi. Ve Türkiye-Bulgaristan sınır kapısı. Arkadaşlar belki de gece 4'te geçtiğimizden dolayıdır ama sınır kapısında ne önümüzde ne de arkamızda bir kişi dahi yoktu arkadaşlar. Bir kişi dahi yok. Bomboş. Kimseye çalışmıyor bile. Hani bir tane memur koymuşlar. Her departmanda bir tane memur var. Arkamızda önümüzde kimse yok. Çok rahat bir şekilde geçtik. Arabayı girdiğiniz anda bir dezenfektasyon araba şeyine sokuyorlar. Cihazına sokuyorlar. Böyle cihaza değil. Böyle sağdan soldan arabanıza bir şeyler üflüyorlar arkadaşlar. İlaçlar üflüyorlar. Ve arabanızı dezenfekte yapıyorlar. Bunu hemen girerken yapıyorsunuz ve bunun ücreti 30 TL arkadaşlar. Bunu her arabanın yapması gerekiyor. Dezenfektasyon işlemi bittikten sonra normal pasaport kontrolüne geçiyorsunuz. Pasaport kontrolü zaten biliyorsunuz nasıl olduğunu. Daha sonra geçtikten sonra bu sefer ateş ölçülüyor. Arabanızdan inmiyorsunuz. Arabanızın sağ camını açıyorsunuz. Ve karşıdaki bir tane bayan vardı bizde. Bir bayan geliyor. Hepimizin böyle karşıdan sanki silahla bizi vurur gibi böyle. Bir tane silah eline cihaz var ve o cihazla bizim uzaktan ateşlerimizi ölçtü. Benim eşimin ve arkadaki çocukların ateşlerini ölçtü ve bizi geçirdi arkadaşlar. Sorun yok dedi. Tekrardan bu sefer bir pasaport kontrolü oldu. İşte bu arabanın ruhsatlarının vesaire kontrolü oldu. Rutin şeyler. Ve çıktıktan sonra arkadaşlar bu sefer bir bilgilendirme amaçlı broşürler vesaire verdiler. İşte neler yapılması gerekiyor, neler yapılmaması gerekiyor ile ilgili. Ve Türkiye gümrüğündeki son aşama ise dolandırılma aşamasıydı. Yani dolandırma değildi, kandırma diyelim. Niye? Çünkü mesela siz bütün işlemlerinizi yaptınız, tam böyle gümrükten çıkıyorsunuz ve gümrüğün dışında böyle
fit giyimli, sanki böyle bir polise benzeyen bir genç geliyor yanınıza ve sizi durduruyor arabanızı. Siz de tabii ki duruyorsunuz. Yanınıza geliyor, işte efendim hoş geldiniz ülkemize, nasılsınız, iyisinizdir inşallah, biz işte lütfen yollarda dikkat edin, cezalar çok ağır, işte Covid-19 hala bitmedi falan filan, böyle güzelce anlatıyor böyle. Sorularınız varsa lütfen bana sorun diyor, ben diyor size yardımcı olmak için buradayım diyor, sevgili ülkemin güzel insanları vesaire, bayağı böyle güzel konuşuyor. Neyse, biz de kendisine sorduk, dedi ki bakın dedik işte bugün Türkiye'de karantina varmış. Biz Türk evimize gidebilir miyiz dedik. O da tabii ki dedi gidebilirsiniz beyefendi dedi. Merak etmeyin dedi. Yani karantina vesaire sizi etkilemiyor dedi. Siz dedi gidin evinize. Yani öyle güzel güzel anlatıyor. Tatlı dilli vesaire. Çok hoşumuza gitti aslında. Hani böyle bir hizmetin olması devletin. Ve konuşması bittikten sonra dedi ki bize. Ben dedi her arabadan dedi 50 euro ile 100 euro arasında dedi para topluyorum. Ve bunu dedi askerde olan arkadaşlarımız var, memleketlerine dönemiyorlar. Onlara uçak bileti alıyoruz dedi. Biz de tabii ki de vatan sevgisiyle yanıp tutuşan insanlar olarak ne yapıyoruz? Diyoruz ki asker arkadaşımıza yardımcı olalım ve her arabadan 50 euro, 100 euro toplanıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. İlla sizin de karşınıza gelecektir. Yani bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ama orada konuşan kişi bir polis değil. Bir gümrük çalışanı değil. Orada konuşan kişi bildiğimiz bir genç gelmiş ve hani insanlara yardım ederek para toplamaya çalışıyor. Bu şekilde şu anda Edirne'deyiz ve her şey yolunda arkadaşlar. Merak etmeyin. Son bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var. Ve biz polislere burnu sorduk acaba gidebilir miyiz vesaire diye. Bizler yurt dışından geldiğimiz için ve pasaportumuzda işlendiği için bu. Bizlere sokağa çıkma yasağı yok. Evimize gidene kadar, evimize girdiğimiz anda sokağa çıkma yasağına bizim de uymamız lazım. Gelecek haftalarda tekrardan yasak olacak. Eğer ki yasağa denk gelirseniz bu bilgiyi de bilmiş olursunuz. Arkadaşlar size önemli bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de polisler durdurdu bizi ve ruhsat kontrolü yaptılar. Kesin bir bilgi var şu anda. Eğer ki arabayı kullanan kişi ruhsatın sahibi değilse veya ruhsat sahibi o anda arabada değilse arkadaşlar, sorgusuz sualsiz arabayı gümrüğe çekiyorlarmış. Hani böyle emniyeti falan da değil, araba nerede yakalanıyorsa yakalansın gümrüğe çekiyorlar ve hangi gümrüğü olduklarını da bize söylemediler. Çok dikkat edin, eğer ki arabanızı bir akrabanıza vereceksiniz, babanıza bile arabanızı verecek olsanız arkadaşlar, kendisine Türk konsolosluğunda Türkiye'de geçerli, hatta internasyonelde geçerli bir vekaletname vermeniz lazım. Yoksa arabayı kapatırlar ve gümrüğe çekerler. Çok da pahalı oluyor bu işlemler çünkü. Unutmayın arkadaşlar.